Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimiz 1. sınıf Türkçe erdemler teması. Konumuz yardımlaşmak ve saygı. Evet, yardımlaşmakla başlıyoruz. Kısa bir metnimiz var. Hazırlık çalışmalarımız var. Hemen onlarla başlıyoruz. Metnimizin başlığı Yardımcı Ali. Evet. Metnin başlığı ve görseller size neler çağrıştırıyor? Görsellerimizde ne var resmimizde? Yerleri silen bir çocuk, yerleri süpüren bir çocuk var, değil mi? Metnimizin başlığı da neydi? Yardımcı Ali. Evet, bunlar ne yapıyor olabilirler? Birine yardım ediyor olabilirler, değil mi? Kime yardım ediyor olabilirler? Evet, annelerine yardım ediyorlar. Evet, yardımlaşmak sizce neden önemlidir? Evet, sevgi bağını güçlendirir. Merhamet duygusunu güçlendirir. Bizi iyi bir insan yapar. İşlerimizi daha çabuk bitirmemizi sağlar. Yardımlaşmak bunun için çok önemlidir. Evet, metnimizi okumaya geçelim. Yardımcı Ali. Ali'nin annesi evde temizlik yapıyordu. Ali hemen annesine yardım etmek için eline bir bez aldı, yerleri silmeye başladı. Annesi Ali'yi öyle görünce çok mutlu oldu. Ali'nin ablası da yerleri süpürdü. Birbirlerine yardım ederek akşam olmadan bütün ev işlerini bitirdiler. Akşam yemeği vakti gelmişti. Ali ve annesi beraber yemek yaptılar. Ablası da masaya tabakları, kaşıkları, bardakları koydu. Bugün hep beraber güzel vakit geçirdiler. Hem de yardımlaşmanın işleri kolaylaştırdığını öğrendiler. Ali akşam babası gelince annesine nasıl yardım ettiğini anlatıp durdu. Babası da ona "Aferin oğlum," dedi. Daha sonra Ali'nin çok uykusu geldi. "Herkes iyi geceler," dedi ve odasına gitti, mışıl mışıl uyumaya başladı. Evet, Ali ve ablası ne yapmışlar? Annelerine ev işlerinde, yemek yapmada, masayı kurmasında yardım etmişler. Siz de evde annenize yardım ediyor musunuz bu şekilde? Aferin size. Evet, her zaman annenize yardım edin ev işlerinde. Evet, diğer etkinliğimize geçiyoruz çocuklar. Birinci etkinliğimiz bir görselimiz var. O görsele bakarak ne anladığınızı anlatınız. Resmi de istediğiniz gibi boyayınız etkinliği bu. Evet, görsele bakarak görselden ne anlıyorsunuz? Değil mi? Bir yaşlı bir teyze var. İki tane de çocuk var. Birisi kalkmış, yaşlı teyzeye yer veriyor. Diğeri de oturmuş, kitap okuyor. Evet. Hangisi doğru davranışı yapıyor? Değil mi? Ayağa kalkıp yaşlı teyzeye yer veren. Evet, ona yardım ediyor. Çünkü yaşlı olduğu için ayakta yolculuk yapamaz. Zorlanır, düşebilir. Ne yapmamız gerekiyor? Kalkıp ona yer vermemiz gerekiyor, değil mi? Aferin size. Her zaman öyle yapın. Evet. Diğer etkinliğimize geçelim. Evet, bu etkinliğimizde de sevimli arıcıklar var. Çok sevimliler, değil mi? Evet. Bu arıcıklar yardım etmek istiyorlar. Yardım ederim ama nasıl diyorlar. Nasıl yardım edebilirim diyorlar. Az önce bir tane görselde gördük, değil mi, örnek olarak? Yaşlılara yardım edebiliriz. Evet. Yardımcı Ali metnini okuduk. Evde annemize yardımcı olabiliriz. Yardım edebiliriz, değil mi? Evet. Sonra hayvanlara yardım edebiliriz, değil mi? Onlara yiyecekler verebiliriz. Sonra doğaya, bitkilere yardımcı olabiliriz, değil mi? Evet, onlara zarar vermeyerek, yerlere çöpümüzü atmayarak onlara da bu şekilde yardımcı olabiliriz. Daha sonra kime yardımcı olabiliriz? Kendimizden küçüklere yardımcı olabiliriz. Evet. Ondan sonra kime yardımcı olabiliriz? Okulda öğretmenimize, arkadaşlarımıza
yardımcı olabiliriz. Değil mi? Yardım etmek istersek yardım edebileceğimiz çok kişi var. Evet. Birbirimize her zaman ne yapmamız gerekiyor? Yardımcı olmamız gerekiyor. Evet. Şimdi de bir etkinliğimiz daha var. Labirent etkinliğimiz. Bunda da sevimli bir farecik var. Çok acıkmış. Peynirini bulması gerekiyor. Peynirini bulmasına yardımcı olacağız. Evet. Ben bunu hemen geçeceğim. Siz videoyu durdurup bu etkinliği yapabilirsiniz. Sevimli fareciği peynirine ulaştırabilirsiniz. Evet, bunu geçiyorum. Evet, sizden bir etkinlik daha isteyeceğim çocuklar. Haydi şimdi siz de yardımlaşmayla ilgili bir resim yapınız. Evet, yardımlaşmakla ilgili bir resim yapabilirsiniz. Mesela annenize yardım ettiğiniz bir anı, arkadaşınıza yardım ettiğiniz bir anı, dedenize, babaannenize yardım ettiğiniz bir anınızı çizebilirsiniz. Evet, bunu da geçiyorum. Şimdi burada güzel, sevimli bir kelebeğimiz var. Evet, bu kelebeğimiz gülüyor, değil mi? Çok mutlu. Evet, yardımlaşmak insanı ne yapar? Mutlu yapar, değil mi? Yardımlaşınca insanlar ne olur? Mutlu olur. Yardımcı Ali metninde okumuştuk, değil mi? Ali annesine yardım etmişti. Annesi ne olmuştu? Çok mutlu olmuştu, değil mi? Evet. Sevimli kelebek de ne yapmış? Yardım ettiği için çok mutlu olmuş. Evet, şimdi saygıya geçiyoruz arkadaşlar. Burada da kısa bir şiirimiz var. Evet, bir hazırlık çalışmalarımız var şiire geçmeden önce. Önce onu yapacağız. Şiirimizin başlığı saygı. Evet, gösteriyorum. Şiirimizin başlığı saygı. Şiirin başlığı size neler çağrıştırıyor? Mesela saygı denince ne anlıyorsunuz? Evet, saygı demek insanların birbirleriyle iyi geçinmesi, kötü davranmaması demek. Evet, birbirlerini sevmesi demek. Evet, diğeri neydi? Saygı niçin önemlidir? İnsanların, değil mi? Saygı niçin önemlidir? İnsanların birbirleriyle geçinebilmesi için önemlidir. İyi geçinebilmesi için önemlidir. Evet. Üçüncü hazırlık çalışmamızda da ne diyor? Kimlere saygı duyulmalıdır? Bunu isterseniz şiirimizi okuduktan sonra cevaplayalım. Evet, saygı, saygı her şeyin başı. Saygılı ol insanlara, saygılı ol hayvanlara, saygılı ol doğaya. Saygılı olursan seversin, her güçlüğü yenersin. Evet, kimlere saygı gösterilmelidir? Şiirimizde anlatmış. Değil mi? Bütün insanlara. İnsanlara diyor, bütün insanlara. Saygılı ol hayvanlara. Evet, hayvanlara. Saygılı ol doğaya. Saygılı olursan seversin, her güçlüğü yenersin. Demek ki insanlara, hayvanlara, doğaya saygılı olacağız. Evet, diğer etkinliğimize geçiyoruz. Evet, saygı demek ne demek? Evet, söylemiştik. Saygı demek. Büyüklere saygı demek. Küçüklere saygı demek. Değil mi? Doğaya saygı demek. Hayvanlara saygı demek. Evet, şimdi diğer bir etkinliğimize geçiyoruz. Burada da saygılı çocukta olması gereken özellikler yazıyor. Evet, bak. Saygılı çocuk. Saygılı çocuk nasıldır? Evet, sevgi doludur. Saygılı çocuk ne yapmaz? İzin almadan konuşmaz. Saygılı çocuk ne yapar? Görgü kurallarına uyar. Saygılı çocuk her zaman kibardır. Saygılı çocuk her
Her zaman sırasını bekler. Saygılı çocuk konuşanı dinler. Evet, bunlar birer saygı göstergesidir çocuklar. Evet, tekrarlayalım mı bir kez daha? Evet, saygılı çocuk izin almadan konuşmaz. Sınıfta değil mi? Parmak kaldırarak konuşmamız gerekiyor. Evet, saygılı çocuk sevgi doludur. Evet, insanlara sevgili davranır, kötü davranmaz. Saygılı çocuk görgü kurallarına uyar. Evet, saygılı çocuk konuşanı dinler. Saygılı çocuk her zaman sırasını bekler. Saygılı çocuk her zaman kibardır. Evet, şimdi bunu koyuyoruz. Diğer bir etkinliğimize geçiyoruz çocuklar. Bu etkinliğimizde de burada doğru olan davranışları bulacağız. Evet. Şimdi ilkten başlıyoruz. Şurada ne var? Kavga eden çocuklar var değil mi? Oyuncakları çekiştiriyorlar. Doğru mu yaptıkları sizce? Evet, doğru değil, yanlış bir davranış. Şimdi diğerine geçiyoruz. Buna geçiyoruz arkadaşlar. O çocuk ne yapıyor? Doğru mu davranışı? Evet, ne yaptığını önce bir görelim. Ne yapıyor? Çöpünü çöp kovasına atıyor. Doğru bir davranış mı? Evet, doğru bir davranış. Şimdi ortadaki resmimize geçelim. Orada da ne yapıyor çocuk? Köpeği seviyor değil mi? Önüne de mama koymuş. Evet, ona yardımcı oluyor. Doğru bir davranış mı? Evet, doğru bir davranış. Evet, şimdi buna geçiyoruz arkadaşlar. Ne yapmış? Arkadaşının koluna girmiş değil mi? Arkadaşının bacağı kırılmış, koltuk değneğiyle yürüyor. Ona yardımcı oluyor arkadaşına. Doğru bir davranış mı yapıyor? Evet, doğru bir davranış. Evet, son resmimize geçiyoruz arkadaşlar. Bu resimdeki çocuk ne yapmış? Değil mi? Elindeki kağıt parçalarını yere atıyor. Doğru bir davranış mı? Çöplerimizi nereye atmaya gerekiyordu? Çöp kovasına değil mi? Evet, bu da yanlış bir davranış. Evet, doğru davranışlarımızın hangisiydi? Çöp kovasına çöp atan çocuk resmi, hayvana, köpeğe yardım eden çocuk resmi, evet, arkadaşına yardım eden çocuk resmi. Değil mi? Bunlar doğru olan davranışlar. Evet, aferin çocuklar. Doğru yaptınız. Şimdi bunu geçiyoruz. Diğer bir etkinliğimize geçiyoruz. Evet, burada da sizin için eğlenceli bir etkinlik var. Buradaki farkları bulacaksınız. Resmi istediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Aradaki farkı bulup tamamlayıp resmi istediğiniz gibi boyayınız. Evet. Siz videoyu durdurup farkları bulabilirsiniz. Evet. Şimdi burada dersimize son veriyoruz arkadaşlar. Size derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.